Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik alanındasınız. Hoş geldiniz gençler. TYT Matematik kampımızda artık geldik. Bugün 25. güne 33. videodayız gençler. Konumuzda da üslü ifadelerdi. Üslü ifadeler konu anlatımını yaptık. Kazanım bakışları çözdük arkadaşlar. Güzel bir bizim için üslü sayılar tekrarı oldu. Ve şimdi ise ÖSYM bakış testini çözeceğiz. Yani... Üstü sayılar konusuna ÖSYM penceresinden bakacağız. Gayret göstereceğiz ve hemen arkasından da SML bakış. Yani bir de benim perspektifimden bakacağız biz bu olaya. Hocam kamp güzele benziyor. Nereden ilerliyorsunuz? Gençler barış yayınları video ders kitabımızdan e, işliyoruz derslerimizi. Ve kitabımızda da hemen sana söyleyip buralara geçtik. Hemen şuradayız. Aynen 107. sayfamızdayız. Ve 108-109'u işleyeceğiz. Bugün arkasından da 110. sayfada SML bakış testine geçeceğiz. 312 sayfalık bir şaheser arkadaşlar. Ciddi anlamda bir başyapıt oldu TYT Matematik için. Yani ciddi anlamda TYT Matematiği öğrenmek isteyen, kavramak isteyen, güzel bir şekilde bir daha geri dönüp sürekli sürekli bakmak zorunda kalmak istemeyen arkadaşlarım bu kitabı edinebilirler. Hocam nereden alacağız bu kitabı? Açıklama kısmında satış linki mevcut. İstediğin yerden alabilirsin. Tabii Kare Akademi'nin e, bayi lokasyonlarına da bakarak ba Kare Akademi'nin web sitesine girdiğiniz zaman bayi listesi, listeleri görünüyor. Orada bir harita çıkıyor. Haritada e, istediğiniz şehre mesela Ankara'dayım ben. Ankara'ya tıkladığım takdirde Ankara'da hangi kırtasiyelerde satılıyor? Bunların her biri listeleniyor sizin karşınıza. Sevgili arkadaşlar internet fiyatıyla bayi fiyatı bu arada aynı. Tek e, sadece bu ürünü alsanız dahi Trend yoldan hepsi buradadan veya herhangi bir web sitesinden bu arada kargonun da bedava olduğunu söylemekte fayda var. Evet eğer hazırsak artık geçelim derse. Evet ilk sorumuza şöyle bir başlayalım gençler hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Uçak rezervasyonunda patlama diye bir haber var sanalturizm.com'da. 2024 yılı Mart ayında Antalya havalı, hava alanına iniş yapacak turist turist sayısı 1,5 milyon olarak belirlenmiştir. Pekala her ay bir önceki ay gelen turist sayısının da 1,5 katı kadar turist gelmesi bekleniyormuş. Yukarıda verilen internet haberine göre aynı yılın Ağustos ayında havali, havalimanına iniş yapacak yolcu sayısı kaçtır? Şimdi bu tarz sorularda bütün sorular için aynı şeyi yapacağız bu arada. 1.5 buçuk milyonu üstü biçimde ifade edin. Mesela şimdi burada ne var? Hocam bir 15 var. Yani bir 3 çarpı 5'imiz var değil mi? 3 çarpı 5 çarpı bak burada da ne var? 5 tane sıfır olduğuna göre aslında burası 10 üzeri 5'tir. Yani aslına bakarsan burası 3 çarpı 5 çarpı 10 üzeri 5'i de ben 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 biçimde yazabiliyorum biliyorsun. Pekala bunu da şöyle yazalım. 3 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 6 biçiminde ifade edelim. Şu 5 üzeri 5 ile 5'i birleştirdim 5 üzeri 6 yaptım. Peki şimdi abi her ay bir önceki e, ay gelen turist sayısının bir buçuk katı bir sonraki ay gelmeyecek mi? Değil mi? O halde ben diyorum ki Mart ayındaki yani 3 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 6'yı ben Mart'tayız ya yani, Nisan ayında bunun 3 bölü 2 katı yani bir buçuk katı gelecek. Nisan'ı geçtik Mayıs ayında 3 bölü 2 Haziran'da yine 3 bölü 2 ile çarpacağım Haziran Ağustos Temmuz Ağustos Temmuz yine 3 bölü 2 ile çarpacağım E benden Ağustos istenmişti bir tane daha yine 3 bölü 2 ile çarpacağım Güzel şimdi bak buraya ne oluştu 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 üzeri 5 var ama bölüm kısmında Burada da 2 üzeri 5 var. E bunlar da gitti. Burada kaç tane 3 var? 5 tane. 5 tane 3'ün çarpımı 3 üzeri 5'tir. Bir tane daha 3 ile çarparsam 3 üzeri 6 yapar. 3 üzeri 6 ile 5 üzeri 6'yı çarparsam da tabanlar çarpılacak. Burada üstler aynı olduğu için. Bu da bana 15 üzeri 6 cevabını verir. Yani cevabımız bizim neymiş? C şıkkı olacakmış. Geldik efendim ÖSYM'e bakış 2'ye. Bir bal firmasının 320 adet arı çiftliğinin her birinde... 200 adet kovan ve her kovanda da 20 bin tane arı bulunmakta. Toplam arı sayısı soruluyor bize. Şimdi 320 çarpı 200 çarpı 20 bin dememiz gerekiyor değil mi? Yani bunu bulsa yetecek bize. E bulalım. Şimdi şuraya bakıyorsun. 32 kere 10 burası. 32 2 üzeri 5'tir. 10 da 2 kere 5'tir. 200 2 kere 100'dür. Yani 2 çarpı 10 üzeri 2'dir. E burası da yine 2 çarpı 1, 2, 3, 4 tane 0 olduğu için 10 üzeri 4'tür. Şimdi bunları bir güzel birleştirelim biz. Nasıl birleştireceğiz hocam? Şöyle yapabiliriz bak iyi dinle beni. Hocam burası 2 üzeri 5. 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 10'un karesi 2'nin karesi çarpı 5'in karesidir. 2 çarpı 10 üzeri 4, 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4'tür. Tamamını 2 ve 5'lerden oluşturduk. Şimdi 2 sayılarına bakacağım. Burada 5 tane var. Etti 6, 7, 8, 9, 10. Ve 14 yani 2 üzeri 14 geldi burası. Buraya bakıyorsun 5'ten bir tane var 2 tane daha 3 tane 4 tane daha 7 tane yaptı. Yani 5 üzeri 7 mi yaptı? Tamam ben bunu şıklarda göremiyorum. Hemen şöyle bir topa gireceksin. 2 üzeri 14'ü 2'nin karesinin 7. kuvveti biçiminde yani 4'ün 7. kuvveti biçiminde yazabilirsin. Bu da bize 4 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7'yi verir. E 4 ile 5'i çarparsak da 20 üzeri 7 bize cevabın ta kendisini verir. Doğru cevap da bak burada B seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Tamam. Evet ÖSYM bakış için 3, 3 için Devam ediyoruz gençler. ÖSYM bakış 3'teyiz. Bayram tatili dolayısıyla bir otoban girişinde bulunan 12 gişenin her birinden 1 dakikada 3 araç geçmekte deniliyor. Her araçtan 64 lira geçiş ücreti alınan bu otobanın ücretlendirmesi şekilde verilen duyuruyla yeniden güncellenmiş. Şimdi dur. 12 tane gişe var. 1 dakikada 3 tane araç geçiyor her birinden. O halde 3 kere 12'den 1 dakikada toplam geçen araç sayısı 36'dır arkadaşlar. 1 dakikada 36 tane araç geçiyor. Şimdi her birinde ücreti 64 lira iyi para dakikada güzel para kazanıyor gişe. Ama bayram tatili nedenisiyle, neden nedenisiyle <laughs> bayram tatil nedeniyle şöyle bir e, duyuru yapılmış. 9 günlük bayram tatili nedeniyle otoban ücretlerimiz %80 indirimli. Şimdi %80 indirim yaparsa %20'sine düşer fiyat. E 100 iken 20'ye düşüyorsa fiyat 5'te 1'ine düşüyordur. Yani 64 lira olan fiyatımız bölü 5'i kadar ödenecek artık. Tamam. Şimdi 9 günlük bayram tatilinde bu otobana ödenen toplam geçiş ücreti kaç lira? 9 gün diyor. 9 gün. Ben bu 9 günü dakikaya çevirmem lazım önce. Nasıl çevireceğim? 9 günün her birinde 24'er saat olduğunu biliyorum. Her saatte de 60'ar dakika var. Ve bu kadar dakikada her dakikada 36 araç geçiyorsa bu kadar araç geçiyor. Ve her birinin ücreti 36, pardon 64 bölü 5 lira olacaktı. E güzel. O halde ben 60'ı 5'e bir böleyim. Hemen bölünebilen bir şey aradım. 60'ı 5'e böldüm burası 12. Şimdi bunu biraz düzenleyelim. 9 dediğim sayı 3'ün karesidir. 24 dediğim sayı 2'nin küpü ile 3'ün çarpımıdır. 12 dediğim sayı 2'nin karesi ile 3'ün çarpımıdır. 36 dediğim sayı 2'nin karesi ile 3'ün karesinin çarpımıdır. Ve 64 de 2 üzeri 6'dır. Şimdi biraz düzenleyeceğim. Burada 3 tane, 2 tane daha 5, 7 ve 6 daha 13. 2 üzeri 13 geldi burası. Çarpı 3'ün karesi bir tane de burada var. 3 4 iki tane de burada var 6. Yani 3 üzeri 6 geldi. Hemen ben bunu şöyle yazıyorum. 2 çarpı 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 6. Neden bunu böyle yazdım? Çünkü ben bunun 2 çarpı bak şu 2 üzeri 12'yi 4 üzeri 6 biçiminde yazabilirim. Çünkü 2'nin karesinin 6. kuvvetidir 2 üzeri 12 ve çarpı 3 üzeri 6 dedim. Hemen 4 üzeri 6 ile 3 üzeri 6'yı da birleştirirsek 2 çarpı 12 üzeri 6 bana cevabı verir. 2 çarpı 12 üzeri 6 da bana B şıkkında verilmiş gençler. Evet ÖSYM e bakış 4'teyiz artık. A, B, C, D kutularında belirli sayıda top bulunmakta. A kutusundaki top sayısı, şimdi A'daki top sayısından bahsediyoruz. B kutusundaki top sayısının 400 katına eşit. Yani 400 tane B kutusundaki top sayısına eşit. A eşittir 400B. Aynı zamanda B kutusundaki top sayısı da C kutusundaki top sayısının 250 katına eşitmiş. Yani B neymiş arkadaşlar? 250 C'ymiş. Aynı zamanda C'deki de D'dekinin 100 katına eşitmiş. Bak, o zaman 100 D diyeceğim ben buraya. 100 D. Buna göre A kutusundaki top sayısının D kutusundaki top sayısına oranı soruluyor. Şimdi hocam şöyle diyelim. Ben şuradaki 100 D'yi alıp şurada yerine yazarsam B kutusundaki top sayısı 250 çarpı 100 çarpı D olacaktır. Yani B kutusundaki top sayısı D kutusundaki top sayısının 250 çarpı 100 katına eşitmiş. E, elde ettiğim bu B'yi de alıp şurada yerine yazacak olursam şöyle. A kutusundaki top sayısı 400 çarpı 250 çarpı 100 çarpı D olacaktır. Ve artık şunu söyleyebiliriz. A kutusundaki top sayısı D kutusundaki top sayısının 400 çarpı 250 çarpı 100 katına eşittir. Şimdi 4 kere 25 100 yapar zaten. Geriye de bak 2 0 burada var. Bir tane burada var. 2 tane de burada var. 5 tane 0. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 olacak. Doğru mu? E kaç tane 0 oldu burada toplam? 7 tane. O halde 10 üzeri 7 de bizim cevabımızdır. Doğru cevap A şıkkında verilmiş gençler. Güzel. Şimdi 107. sayfayı da bitirdik. Tamam mı? 107'yi bitirdik. Nereye geçiyoruz? 108'e. 108. sayfamızda ÖSYM bakış 5'teyiz artık. 320 tane öğrencinin bulunduğu bir kurs merkezi düşünün. Her öğrenciye 120 soruluk bir deneme sınavı yapılmış. Mesela TYT denemesi yapılmış. Bu öğrencilerin deneme sınavındaki soruları doğru cevaplama oranı ise 64 bölü 75'miş. Buna göre bu öğrencilerin girdiği 8 adet deneme sınavında doğru cevapladığı toplam soru sayısı. Şimdi dur. Abi bu öğrenciler 320 öğrenci. 120 şer soru ya bakacaklar. 320 çarpı 120. Ve bu öğrencilerin deneme sınavındaki soruları doğru cevaplama oranı 64 bölü 75 ise bunların 64 bölü 75'i doğru olacak. Yani bu kadar doğru sayısı var. Şu an tek denemede ama bak tek deneme. Bize ne diyor? 8 tane deneme olacak bunlar diyor. Dolayısıyla ben bunu bir güzel 8'de çarpmam lazım. E şimdi Güzel. Ben şunu 5'e bölüyüm abi. 5'e bölersem burası 15 gelir. Bunu 5'e böldüm 24 geldi. Şimdi 3'e böldüm 5 geldi. 3'e böldüm 8 geldi. 5'e böldüm 1 oldu artık paydadan kurtuldum. Bunu 5'e böleceğim. 5'e böldüğüm takdirde de 64'ü bulmuş olurum. Şimdi artık paydamız yok. 64 2 üzeri 6'dır. 8 2'nin küpüdür. Daha sonrasında e, ben şurada 24 dedim 8 yani tamam güzel burada bir sayı kalmadı 64 yine 2 üzeri 6'dır ve 8 de 2'nin küpüdür. E şurası 2 üzeri 9 burası da 2 üzeri 9 ben bunları üstlerini toplarsam 2 üzeri 18'in ta kendisi gelir demek ki e, bu 320 öğrenci 8 adet deneme sınavında TYT denemesinde 2 üzeri 18 tane toplam doğru sayısına ulaşmıştır diyeceğiz. Geldik efendim 6. ÖSYM bakışa. 1- Meyve suyu firmasının ürettiği meyve suyu konsantrelerinden küçük boy olanıyla, küçük boy olanıyla hocam 100 bardak meyve suyu üretilebiliyor. Büyük boy olanıyla küçük boyun 2,5 katı miktarında meyve suyu üretiliyor. Yani o zaman büyük boy olanıyla aynı bardaklardan bahsediyoruz. 2,5 katına katlarsak bunu 250 bardak üretiliyor. Yani büyük meyve suyu konsantresinden 250 bardak meyve suyu çıkıyor. Firma daha sonra konsantreyi büyük boyda 5 kat arttırıp 5 kat arttırmak demek 6 katına çıkarmak demek. Yani sen şimdi 2'yi düşün. Tamam? 2. Bunun 5 katı ne? 10. 2'nin 5 katı kadar arttırırsan yani 2'yi 10 arttırırsan 12 eder. Yani 6 katına çıkmış olur. Bundan kaynaklı. Bundan kaynaklı. Şöyle diyeceğim. Büyük boyu ben 6'ya katlarsam yani 5 kat arttırırsam 250 bardak da otomatikman 6'ya katlayacaktır ve 1500 bardak üretilir artık değil mi? Yani 1500 bardak meyve suyu üretilmiş olur. Lakin bardakların boyutlarını da 2 katına çıkarmış. Şimdi bardak boyutu 2'ye çıkınca artık şöyle diyeceğiz. E, az önce 2 bardak üretiyorken şimdi tek bardak üretmiş olacağız meyve suyu. Dolayısıyla bunu da ne yapmamız gerekiyor? 2'ye bölmemiz gerekiyor. Yani 750 bardak üretiliyormuş. Bir tane büyük boy konsantreden 750 bardak meyve suyu çıkıyor. Buna göre son durumda 1080 tane büyük boy şişe. O zaman 1080 çarpı 750 bardak meyve suyu oluşur diyeceğiz. Ve bunu istiyor bizden. Şimdi düşünelim. Şöyle yapalım. 1080 dediğimiz sayı. Hemen ee, düşündüğüm takdirde 27 kere 40. Değil mi? 27 üçün küpü abi. Üçün küpü. 40 da 2 üzeri 3 çarpı 5. 2 üzeri 3 çarpı 5. Güzel oldu. 750'yi hemen düşünelim senle birlikte. Ee, 750 125 kere 6'dır. Dolayısıyla 125 5'in küpü da 2 kere 3'tür. Tamam bunu çarpacağız biz. Şimdi 3'ün küpü bir tane burada 3 var 3 üzeri 4 geldi. 2'nin küpü bir tane burada 2 var 2 üzeri 4 geldi. 5 var 5'in küpü var 5 üzeri 4 geldi Aa, Üstler ne güzel eşit oldu O zaman altları çarparım 2 kere 3 6 kere 5 30 gelir 30 üzeri 4 gelir 30 üzeri 4 de bana cevabın ta kendisini verir Yani cevap A şıkkı olacakmış arkadaşlar Tamam Geldim 7'ye Bir süt dolum tesisinde Saniyenin 5'te 1'i kadar zamanda 5 şişe süt doluyor Şimdi saniye yani 1 bölü 5 saniyede 5 şişe e şimdi abi o zaman bir saniyeyi buluruz biz. Yani referans olarak kendimize rasyonel bir ifade kabul etmeyelim. Yani tam sayıyla uğraşalım. 5 katıysa yani bir saniye 1 bölü 5 saniyenin 5 katı olduğu için 25 şişe süt dolumu yapılıyormuş saniyede. Şimdi buna göre ara verilmeden çalışan bu tesiste 6 gün boyunca dolum yapılan şişe süt sayısı hangisidir? Şimdi 6 gün. 6 günü mesela az önce e, kaçtı? 9 günü dakikaya çevirmiştik. Şimdi 6 günü saniyeye çevireceğiz. 6 gün her birinde 24'er saat, o saatlerin her birinde 60'ar dakika ve o dakikaların her birinde 60'ar saniye mevcut. Ve her saniyede 25 şişe dolduruluyordu değil mi? O halde 6 dediğim sayı 2 kere 3'tür. 24 2'nin küpüyle 3'ün çarpı mıdır? 60 dediğimiz sayı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'tir. Yanında bir tane daha 60'ımız var 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 ve bir tane de 5'in karesi olan 25'imiz mevcut. İkilere bakıyoruz. Bir tane burada var. Üç tane de burada etti. Dört. Altı, sekiz. İki üzeri sekiz geldi. Çarpı. Bir tane burada üç var. Bir tane de burada var. İki, üç, dört tane üçümüz var. Üç üzeri dört. Bir tane burada beşimiz. Bir tane burada iki. İki tane de burada var. Beş üzeri dört. Hemen Üstlerini 4 yapabilirim diyorum ben. Çünkü bununki 4, bununki 4. E bununki de 4 olsun. Onun neye eksik? Hemen bunu ne yapıyorum? 4 üzeri 4 yazıyorum. Çarpı 3 üzeri 4. Çarpı 5 üzeri 4 oldu. Bu da üstler eşit olduğu için artık tabanları rahatlıkla çarpabilirim. 3 kere 4, 12. Çarpı 5'ten 60 üzeri 4. Bana cevabın ta kendisini verir sevgili arkadaşlar. ÖSYM bakış 7'yi de hallettik. Şimdi geçiyoruz 8. sorumuza. Ulaş diye bir vatandaşımız var. Her yüzünde 1'den 6'ya kadar olan rakamlardan farklı birinin yazılı olduğu bir zarı 6 defa atıyor arkadaşlar. Şimdi zar var 1'den 6'ya kadar yazılı ve bunu 6 defa atacağız. Bu zar her atışta farklı bir e, yüzünün üstüne düşmüş. Yani birinci atışta örnek veriyorum 1'in üstüne, ikinci atışta 2'nin üstüne, 3'ün üstüne, 4, 5 ve 6'nın üstüne düşmüş. E, ve ulaş her atıştan sonra zarın zemine dik duran dört yüzeyindeki yani zarın yan yüzlerinden bahsediyor. Bu dört yüzeyindeki rakamları çarparak bulduğu sonuçları da kaydetmiş. Buna göre ulaşın kaydettiği sayıların çarpımı hangisine eşittir diye soruyor bize. Şimdi hocam şöyle bir zar düşünelim. Normalde zarlar böyledir zaten ama hani bunu düşünmesen de aynı şey çıkacak. Şöyle düşünelim ama biz işlem kolaylığı açısından. Zarlarda... 1'in karşısında onu 7'ye tamamlayan sayı vardır. Yani 6 vardır. O zaman 2'nin karşısında 5, 3'ün karşısında 4 vardır. Ben alt zemine gelen sayıma 1 dersem, üst zemine gelen sayı, üst tarafa gelen, üst zemin neyse üst tarafa gelen sayı, üst yüzeye gelen, üst yüze gelen sayı 6 olur ve aradaki 2, 3, 4 ve 5 sevgili arkadaşlar ne olmuş olur? Yan yüzeylerde kalmış olur. Şimdi bunları çarpacak. Sonra 2 gelirse üstte 5 gelir. Burada hangi sayılar kalır yanda? 1, 3, 4 ve 6 kalır. 3'e karşılık 4 gelir ve 1, 2, 5 ve 6 gelir. Şimdi hocam 4'e karşılık da 3 gelecek ve şunun aynısı olacak. 1, 2, 5, 6. 5'e karşılık 2 gelir ve yine 1, 3, 4, 6 olacak. 6'ya karşılık 1 gelir ve yine 2, 3, 4, 5 olacak. Şimdi bunların tamamını çarp diyor adam bize. Bunların tamamını çarparken de tabii e kolay yollar uygulayalım. Mesela şöyle diyelim. 6 5 4 3 2. 6 5 4 3 2. Ne oldu? 6 faktöriyel oldu mu? Güzel. Bir tane 6 faktöriyelimiz var. 6 faktöriyel. Sonra geldim şuraya. 6 5 4 3 2 1. 6 faktöriyel yaptı. E o zaman bir tane daha 6 faktöriyelimiz var. Şimdi şu taraf zaten şu tarafın sadece tepe taklak olmuş hali değil mi? Yani yüzlerdeki sayılar aynı. O zaman buradan da bir 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel gelecek değil mi? O zaman cevabımız neymiş? 6 faktöriyelin tabii ki de 4. kuvvetiymiş. Yani cevap C şıkkı olacakmış. Geldik efendim 9. ÖSYM'e bakışa. Bir kahve fabrikasında üretilen sıkıştırılmış kahve tabletlerinin her biri ile 60 bardak filtre kahve yapılmakta. Şimdi kahvelerin tablet haline dönüşümü için kullanılan cihaz saniyenin dörtte biri. Bir saniyenin dörtte biri zamanda 900 adet üretiyor şimdi. Bir saniyenin dörtte biri kadar zamanda yani 1 bölü 4 saniyede 900 ise bir saniyede bunun 4 katı kadar üretir. Yani bir saniyede arkadaşım 3600 tane tablet üretilecek. Tablet kahve. Tamam mı? Buna göre her gün 12 saat kahve tableti üreten bu cihazlardan... Her gün 12 saat kahve tableti üretiyoruz tamam mı? 5 tanesi ile bir günde üretilen tabletlerden toplam kaç bardak kahve yapılır? Şimdi 12 saat boyunca çalışacak. Yalnız benim bunu saniyeye çevirmem lazım. 12 saatin her birinde 60 dakika ve her dakikanın her birinde 60 saniye mevcuttur. Şimdi bu kadar saniyemiz var. Bir makineden bahsediyorum. 3600 tablet üretiyordu. E 5 tane makine varmış o zaman 5 ile çarpacağım. Şu an bunu bulursam cevap da karşıma çıkacak. 12 dediğim sayı 2'nin karesi çarpı 3'tür. 60 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'tir. Yine bir tane daha 60 var. Yine 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 elde edeceğim. Daha sonrasında bir tane şurada 5'im var. Geldim şuradaki 3600'e. 3600'ü ben 36 kere 100 yazarım. 36 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. Ve 100 de hani onun karesi ya. 2'nin karesi çarpı 5'in karesidir. Güzel. Şimdi bunları bir toparlamamız gerekiyor bizim. 2 tane burada 2 var. 2 tane burada, 2 tane burada etti 6. 2 de burada var 8. 2 de burada var 10. Başka 2 yok. 2 üzeri 10 geldi. Çarpı. Bir tane burada 3 var. Bir tane burada 2. 3, 4, 5 tane de 3 var. Dolayısıyla 3 üzeri 5. 5'lere bakıyorum. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada 3. 2 de burada var 5. 5 üzeri 5 şimdi ben buradaki 2 üzeri 10'u biz Ahmet 4 üzeri 5 biçimde yazayım. 3 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 diyelim. 3 kere 4 12 12 kere 5 60 olduğu için cevabımız 60 üzeri 5'in ta kendisiydi. Yani doğru cevap A şıkkında verilmiş arkadaşlar. Dikkat ettiysen soruların mantığı hep aynı şekilde. ÖSYM de zaten farklı şeyler yapmıyor arkadaşlar. Senelerdir üstü sayılar konusunda benzer tip örnekler soruyor bize. Işığımız e, ÖSYM. Anlat anlatabilir mi? Biz o ışığı takip ediyoruz açıkçası. Sen de o ışığa doğru gelmen tavsiyesiyle. Evet. ÖSV bakış 10. Yeni açılan 6 katlı bir kütüphanenin her katında 6 koridor. Şimdi her katta 6 tane koridor. Her koridorda 18 kitaplık. Her kitaplıkta 12 raf. Her rafında 30 adet kitap bulunmakta. Şimdi bak 6 katlıydı 6 çarpı 6 tane koridor varsa toplam 36 koridorumuz var çarpı 18 kitaplık varsa 6 çarpı 6 çarpı 18 tane kitaplık vardır bu kütüphanede. Her birinde 12 raf varsa bu kadar raf vardır. Ve her birinde 30 kitap varsa bu kadar kitap vardır. Ve her bir kitabın ortalama 43,2 sayfa olduğu biliniyor. Yani 432 bölü 10 diyebilirim değil mi ben buna? Bu kadar sayfaymış. Peki şunu düzgün yazalım arkadaşlar. Şöyle araya. Bazen çizginin ucunu kıvırıyor bu alet. Ben anlamadım. Neden kıvırıyor? Ve ayarından kaynaklı yüksek ihtimal ama her zaman yapmıyor. Ben de dert etmiyorum. 5 senedir aynı. Bu kütüphanedeki tüm kitapların toplam sayfa sayısı işte budur. Şimdi şu 10'la abi şunu bir kaybedelim. Şuraya 3 yazalım. Olur mu? Hadi bakalım. Şimdi 6 kere 6 36 yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. 18 dediğim sayı 2 çarpı 3'ün karesidir. 12 dediğim sayı da 2'nin karesi çarpı 3'tür. E bir tane de burada 3'ümüz var. 432'ye geldik şimdi. 432 nedir abi? 432 dediğim sayı 2'ye böldüğüm takdirde 216 gelir. 266'nın küpü. E, o halde 2 çarpı 6'nın küpü de 6 biliyorsun 2 kere 3'tür. 2'nin küpü çarpı 3'ün küpüdür. Güzel. Şimdi 2 tane burada var. 2, 3, 4, 5, 6, 3 daha 9. 2 üzeri 9 geldi. Çarpı. 2 tane burada var. 2 tane burada. 4, 5, 6, 3 üzeri 9 geldi. O zaman ben 2 kere 3'ü çarparsam 6 gelir. 6 üzeri 9'a cevabı verir. 6 üzeri 9 da bana D şıkkında verilmiş gençler. Evet 108'i de bitirdik arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. 109. sayfamızda ÖSYM bakış 11'deyiz. Ayhan diye bir vatandaş var. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 8 metrelik yolun 7'de birini dakikada 2 üzeri 4 metre yürüyerek Kalan yolun 3'te 1'ini dakikada 2 üzeri 5 metre koşarak ve kalan yolun tamamını dakikada 2 üzeri 3 metre ağır tempoda yürüyerek gitmiş. Ayhan yolun tamamını kaç dakikada bitirmiştir diye soruyor. Hadi çözelim. Problem vari bir üssü sayı sorusu. Şimdi bu tarz ifadelerde hemen şunu gördünüz ya. kimse bunun ameleliğiyle uğraşmaz. Bunu paranteze alacaksın. 2 üzeri 6 parantezinde 1 artı 2 artı 2'nin karesi gelir ki şurası 7'dir. Yani toplam gidilecek mesafemiz 2 üzeri 6 çarpı 7'ymiş. Şimdi 7'de biri, al bunun 7'de biri 2 üzeri 6'dır 7'ye bölersem. Ve bunu 1 dakikada 2 üzeri 4 metre yürümüş. O zaman ne kadar sürmüştür? 2 üzeri 2 dakika sürmüştür. Yani 4 dakika. 4 dakika yürümüş başlangıçta. Tabi doğal olarak 7'de birine yürüdüm ya. Ne kadarı kaldı? 7'de 6'sı kaldı. Yani bunu 6 bölü 7'si kaldı yolun. Ki bu da bana 6 çarpı 2 üzeri 6'yı verecektir. Şimdi yani bu kadar yolum kaldı. Tamam. Daha sonrasında 3'te birini, bunun 3'te birini bulmam gerekiyor. Hemen 3'te 1'i 3'e bölersem 2 çarpı 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 7 gelir. Bu yolu da 2 üzeri 5 metre ile koşmuş dakikada 2 üzeri 5 metre ile. Bu da bana 2 üzeri 2 dakikayı verir. Yani 4 dakikada burada harcadım ben. Şimdi tabii 3'te birini yürüdü ya ne kadarı kaldı? 3'te 2'si kaldı. O zaman ben bunu 3 bölü 2 ile çarparsam şu şekilde. Şunla şu gider 2 kalmıştı. 2 kere 2 üzeri 6, 2 üzeri 7. Bir tane daha 2 ile çarptım 2 üzeri 8. Kalan yolumuz da bu. 2 üzeri 8 de dakikada 2 üzeri 3 metre yürümüş. Ve tabi bu da 2 üzeri 5 dakika sürmüştür. Yani 32 dakika sürmüştür. Toplam ne kadar sürmüştür yol diye sormuştu bana. 4, 4, 8, 32 daha 40 yapar. Doğru cevabımız da D şıkkına verilmiş arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ÖSYM bakış 12'deyiz arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Beni iyi dinle. Bu soru Kenan hocanıza gelsin. Kenan Kara. Duy beni. Arkadaşlar videoyu izleyenler e, Kenan hocanızı da takip ediyorsanız ona benden bir selam iletmeyi unutmayın. İsmail hoca şu şu dakikada sizden bahsetti videosunda diye size bir soru yazmış diye. Ee, onun yorumlarına dadanabilirsiniz. Evet sosyal medya hesabında video dersi içeriği üreten Kenan aynı anda yüklediği 3 videonun birinci gün izlenme sayıları her dakikada. Şimdi birinci gün her dakikada birinci videomuz 45 izlenme alıyor. Şimdi dur şöyle yapalım şöyle yapalım. Heh, görünüyor değil mi? Görünüyor. Şimdi birinci video, video, <laughs> dakikada yani bir dakikada 45 izleniyor. İkinci videosu, ikinci videosu hemen ona bakıyorum. Diyor ki birinci videonun izlenme sayısının 9'da 1'i kadar. He, şimdi dur 9'da 1'i kadar fazla izleniyor. Bunun 9'da 1'i ne? 5. 9'a böldüm 5 geldi. Fazla izleniyorsa demek ki 1 dakikada 50 izleniyor. Ve 3. videosu da 2. videonun izlenme sayısının 5'te 1'i kadar. Daha azmış. Şimdi 2. video şu 50. 5'te birine 10. Daha azsa demek ki 3. videomuz 3. videomuz 1 dakikada 40 izleniyor. Şimdi diyor ki 1 saat sonunda toplam izlenme sayısı. 1 saat. Şimdi bu dakika. Demek ki ben bunu 60'ta çarpacağım. 45 çarpı 60. O zaman burası 50 çarpı 60 kadar. O zaman bu da 40 çarpı 60 kadar izlenecektir. Ve bunların toplamı istenmiş. O zaman 60 parantezinde toplayalım biz bunları. 45 40 daha 85 50 daha 135 yapar. Demek ki 60 kere 135 soruluyor bize. E şimdi bu 60'ı da şöyle yazalım. 60 biliyorsun 2'nin karesi çarpı 3 kere 5'tir. 135'e geldim. E şimdi 135 de 9 kere 15. O zaman o da 27 kere 5. Yani ben 3'ün küpü çarpı 5 üzeri 1 yazabilirim. Pekala 2'nin karesi var elimde. 3 kere 3'ün küpünden 3 üzeri 4 var elimde ve bir de 5'in karesi var. Şimdi ben bunu 2'nin karesi çarpı burayı 9'un karesi ve çarpı burayı da 5'in karesi yazacak olursam hepsinin üssü 2 olduğu için 2 kere 9. 18 kere 5'ten 90 yapar 90'ın karesi de bana cevabı verir. 90'ın karesi yani cevap B şıkkı olacaktı. Kenan hocanıza tekrardan selamlar. Ellerinden öpeyim mi diyeyim şimdi Kenan sana bilmiyorum ki. Çok yaşlısın ya. <laughs> Devam. ÖSYM bakış 13. Bir kalem fabrikasında üretilen kalemler her pakette bu kadar olacak biçimde paketlenmiş. Bir pakette, bir pakette gençler 3 üzeri 6 parantezini alırsanız bunu 3'ün karesi eksi 3 eksi 1 tane olacak. Yani 9'dan 3 çıktı 6 bir daha çıkardım 5. Yani bu neymiş 3 üzeri 6 çarpı 5 taneymiş her bir pakette. Güzel bir pakette artık bu kadar olduğunu biliyorum. Devam. Her biri 5'in karesi artı 5'in karesi artı 5'in karesi. Bunu böyle paranteze falan alıp toplamayın. 3 tane 5'in karesi var burada. Şimdi her biri 3 çarpı 5'in karesi adet paket alan kutulara yerleştirildikten sonra nakliye edilmesi için her bir tıra 25 kutu kalem yüklenmiş ve 25 adette tır var. Şimdi 25 tane tır var. Her tırda 25 tane var. Tamam. Her bir tırda bu kadar var. E, bu kadar kutu vardı. O halde şöyle diyeceğim. E, her biri bu kadar paket alıyordu. Tamam. Güzel. O halde ben ne diyeceğim? 3 çarpı 5'in karesi diyeceğim. Her pakette ne kadar vardı? 3 üzeri 6 çarpı 5 tane vardı. Bu kadar kalem vardır. O zaman bunları bir düzenleyelim. 25 5'in karesi. E, bu da 5'in karesi. 5 üzeri 4 geldi. Çarpı 3 ile 3 üzeri 6'yı çarptım. 3 üzeri 7 oldu. Çarpı ee, bir de 5'in karesi çarpı 5'ten 5'in küpü var 5 üzeri 4'te 5'in küpünü çarparsam 5 üzeri 7 e Bir de 3 üzeri 7'miz var Üstler 7 olduğuna göre artık 15 üzeri 7 bize cevabı verir diyeceğim Doğru cevap E şıkkı olacaktı gençler Ve devam ediyorum ÖSYM bakış 14'teyim artık son ÖSYM bakıştayız gençler A ve B marka güneş panelleri arkadaşlar kusura bakmayın A ve B marka güneş panelleri güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aküler içerisinde biriktirmekte. Şimdi A marka güneş paneli 1 saat güneşlenme halinde A markadan bahsediyoruz. 1 saat güneşlenme halinde 0,4 kW elektrik üretiyor. B marka güneş paneli 1 saat güneşlenme halinde B marka yine aynı 1 saatte aküsünün %0,5'ini dolduruyor. Tamam? İki markanın Boş durumdaki aküllerini tamamen doldurmak için güneş panellerinin toplam 500 saat güneşlenmesi gerekiyor. Şimdi burada bir dur. Toplam 500 saat güneşlenecekler eyvallah. İkisini de tamamen dolması için. Toplam 500 saat. Lakin şurayı hesaplayabiliriz ya bak. %0.5'i tut doluyor ya 1 saatte. 2 saatte %1 olur. Yüzde çarparsam 200 saatte %100 olur bak. 200 ile çarparsan 200 saatte bu doluyormuş demek ki. E demek ki bu da 300 saatte doluyor abi. 300 saatte de bu doluyor. Güzel. Şimdi 300 saatte doluyorsa 300'ü 0,4 ile çarparsam bu bana 120 kW'ı verir. Demek ki bunun aküsü 120 kW'lık bir akü. Ve diyor ki B marka güneş panelinin akü, akü kapasitesi A marka güneş panelinin akü kapasitesinin 2 katı olduğuna göre. O zaman bu 240 kW'tır 2 katıysa değil mi? Ve diyor ki B marka güneş paneli 1 saat güneşten halinde kaç kilowatt elektrik üretir? E şimdi 1 saatte soruyor ya. 1 saat için %0,5'ini dolduruyordu. Yani 240'ın %0,5'ini bulmamız gerekiyor. Yani 200'e bölmemiz gerekiyor. 240'ı 200'e böleceğiz. Ve bu da aslına bakarsan 120 bölü 100 olduğundan 2 tane virgül kaydırırsan 1,2 geldiğini görürsün. Cevabın doğru cevabımız da D şıkkı olacaktı arkadaşlar. Evet. Gençler. Birbirinden güzel 14 tane ÖSM bakışından Soru çözdük. ÖSYM'nin gözlerinden gördüğümüz soru arkadaşlar bunlar. Ve 14 tane soru çözdük. Bu 14 tane sorunun bazıları tabii ki birbirine benziyordu ama çoğu, hani birbirine benzeyenler var ama çoğu ÖSYM'ye benziyordu dikkat ettiysen. Şimdi ise sırada SML bakış var. Bu da benim bakış açımdan e, ÖSYM soruları olacak. Diğerlerinden bir tık zor veya bir tık kolay gelebilir ÖSYM bakıştan. Hani bunu şey diye yazmadık sonuç olarak. Hani ÖSYM bakış kazanımlara göre zor tabii ki zor. Ama hani SML de ÖSYM'den zor diye yazmadık aklında bulunsun. Tamamen e, benim bakış açımdan olsun diye yazdım ben size bu soruları. dört e, tane soru çözeceğiz ve bu dört sorunun ardından da köklü ifadelere geçmiş olacağız. Eğer eğer artık biraz yorulduğunu anlıyorum ben. Biraz dinlen. Tamam mı? Çünkü hani ders süresi de 35 dakika civarlarında olmuş. Biraz dinlen. Hemen arkasından SML bakış videosu gelecek. O videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutma.